Yeniden hoş geldiniz. Bugün size bir alışveriş videosu hazırladım. Şu an o kadar heyecanlıyım ki, inanılmaz heyecanlıyım. Çünkü ben internetten bir şey aldığımda, eve bir paket geldiğinde ne aldığımı bildiğim halde bu ne olursa olsun, işte atıyorum fotoğraf makinesi kumandası da olsa çok heyecanlanıyorum. Hele ki kozmetik olduğunda daha da heyecanlanıyorum. Ve ben normalde hemen anında kargo görevlisinden ürünü aldığımda paketi parçalayıp açan ben, hazırlandım, saçlarımı hazırladım, makyajımı hazırladım. Paketi açmadım ama o sırada hep aklım paketteydi. Alışverişimin konusu MAC'in yılbaşı koleksiyonu. MAC Online'dan aldığım ürünler. Normalde koleksiyon ürünleri, MAC'in koleksiyon ürünleri hemen bitiyor, anında bitiyor. Hemen birkaç tane ruj bitmişti ve şu anda kim bilir neler bitti. Koleksiyon ürünleri biliyorsunuz sadece o dönem işte çıkıyor ve ürünler tükenince yenisi gelmiyor. Ve genelde mağazada bulamadığım ürünleri online sitesinde, tabii ki merkezinden geldiği için, bulabiliyorum. Aldığım ürünlerin hepsinin linkini bu videonun açıklamalar bölümüne koyacağım. Şöyle paketi alıyorum ve gözünüzün önünde açıyorum. Bu şekilde, yılbaşı olduğu için zannediyorum hediye paketi şeklinde göndermişler. Hepsi bu şekilde ambalajlanmış. Tek tek size göstereceğim. Tek tek ürünleri gösteriyorum. Bu far paleti bakır tonlarında almıştım zannediyorum. Warm, 3 tane rengi var. Biri warm, biri smoky, biri de cold zannediyorum. Ambalajları çok şık. Geçen seneki de çok güzeldi. Bu seneki de zaten koleksiyon ürünleri tamamen bizi kendimizi şımartmaya yönelik yapılmış. İlk kez açıyorum ben de. Şöyle içerisindeki renkleri sayıyorum. Fancy, Amber Light, Socialite, Midnight Hour, Mulch, 266 numaralı Angle Brush ve 213 numaralı Fluffy Brush. Fotoğraflayacağım. Fotoğrafladığımda swatch yapacağım. Blogumda www.sevibebi.com'dan swatchlarını görebilirsiniz. Zaten makyaj yapacağım bunlarla. Belki sadece bu setle ayrı bir makyaj daha yaparım. Orijinal içerisinden Fierce Entrance aldım. Şöyle hemen onu da göstereyim. Altın rengini seviyorum biliyorsunuz. Bu da tamamen altın sim. Oje gerçekten yıkılıyor, denemek için sabırsızlanıyorum. Diğer bir koleksiyon ürünü Mineralize Blush Lure to Love. Şöyle şeftali tonlarında bir allık. Böyle renkleri çok seviyorum ben. Çok güzel bir canlılık veriyor. Allığın rengi şeftali, hafif içerisinde bakırlık var. Mineralize Skin Finish pudralardan. Bunları biliyorsunuz. Bronzer gibi ya da ışıltı vermek için kullanıyorsunuz. Bronz tonlarında, tam olarak bronz tonlarında. Farlara gelelim. Farlarda Tonight's Temptation benim en sevdiğim birinci renk koleksiyonda. Hemen gösteriyorum. Harika bir parlament mavisi ve siyah. Muhteşem bir mavi. Yılbaşı makyajının bir tanesini bununla yapacağım. Bu da siyah. Bunlar çok ince farlar. Özellikle mineral fırçasıyla aldığınızda çok yumuşak oluyor. Ben şu an elimle, özellikle nemli ellerim, bastırdığım için daha koyu gözüktü. Bir diğer renk Past Midnight. Yakından göstereceğim. Lila ve mor tonlarında. Bu lila olan. Bu da mor olan. Diğer bir farda altın sevdiğimi biliyorsunuz hepiniz. Ve son yıllarda çok moda. Siyah aynı renk zannediyorum. O yüzden kullanmayacağım. Çok ince, çok altın altın durmuyor. Sadece altın yansımalar var. Son ürünler, koleksiyona ait son ürünler. Flare for Finery. Şöyle bir nude tonda.
Rujların kokularına bayılıyorum bu arada. Yakından gördüğünüz gibi altın gövdesi inanılmaz güzel. Görünüyor mu bilmiyorum. Şurada. Çok güzel bir nude. Bir diğer renk Private Party. Bu çok güzel. Yine bunun gloss'u var. Her ikisinin de gloss'u var. Rujların tek tek gloss'ları var. Mürdüme yakın bir renk. Muhteşem bir renk. Koleksiyon kızının dudaklarına bakarsanız göreceksiniz zaten. Line Eyeliner Macro Violet. Harika mor bir eyeliner. Yine koleksiyonla uyumlu. Fosslash maskarası. MAC'in en iyi maskaralarından biri bana göre. MAC dünyada en çok satılan markalardan bir tanesi olduğu için inanılmaz çok sahte ürün var piyasada. Özellikle internette deliler gibi sahte ürün satılıyor. Lütfen internetten güvenmediğiniz yerlerden alışveriş yapmayın. Hatta şöyle söyleyeyim, çok net bir şekilde söylüyorum. Amerikan kökenli kampanyalar yapan, yani başka ben gidiyorum, bir takım ürünlerim var ve onlarla anlaşma yapıyorum. Onların sitelerinden süreli kampanya düzenliyorum. Böyle sitelerden bir tanesi sahte MAC ürünlerinin satılmasına izin vermişti. Bir izleyicim de bana göndermişti. Lütfen sağlığınızla oynamayın. Bu tip ürünlerden uzak durun. Artık MAC'in online alışveriş sitesi var zaten. Oradan direkt alabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Beni izlemeye devam edin. Hoşça kalın.